gerçek sanatçılar olduk demiyorlar. Bir vasatlığı, yeteneksizliği böyle onları kapatmaya çalışanlar da kendilerine hava vermek için. Bir sanatçıyım, benle doğru konuşun falan. Bak mesela bu konuyla ilgili bir serzenişte Yeşilçam'ın efsane isimlerinden meslektaşı Nuri Alço'dan geliyor. Nuri Alço diyor ki tek dizide rol alıyorlar ve kendilerini ünlü oyuncu dedirtiyorlar. Evet. Bu da hoşlarına gidiyor. Öyle bir tepkisi var. Zaman öyle, zaman öyle bir zaman. Nuri'ciğim. Nuri Alço'nun bu sözleri hangi genç meslektaşına? Daha dün bir yeni mankenlikten şeye geçmiş ünlü diye çağrılıyor televizyonda. Yeşilçam'ın usta ismi açtı ağzını, yumdu gözünü. Ne çabuk ünlü olduk. Bu ünlü kelimesi çok basit de oldu. Atıldığı bir ödül töreninde kameraları görünce isyan etti. Biz bu işe ömür verdik ama sadece bir dizide görülmüş sıradan biri ünlü oyuncu diye çağrılıyor diyerek sitemini dile getirdi. Daha dün bir yeni mankenlikten şeye geçmiş hayalim diyor sinemada oynamaktı. Bu dizide ilk defa oynuyorum diyor. Hemen ismi ünlü diyorlar. Ya ünlü olmak kolay bir şey değil. Biz yıllarımızı verdik. Bu kadar sene sonra ünlü olmak çok kolay değil daha. Birinci bölümde oynarken bir kere gözüküyor televizyonda. Ünlü diye çağrılıyor televizyon. İsim vermedi ama yeni nesil oyuncuları kastederek onlar yüzünden ünlü kelimesi çok basitleşti dedi. Ne çabuk ünlü oldu. Çoğu tanımıyor. Ünlü insanı herkes tanır. Yolda yürüsün herkes tanır. Yani şimdi ünlüleri tanınmayan kişilere ünlü deniyor değil yani mi? Tabii tanınmayan televizyona çıkan her kişi, her program olan kişiye ünlü deniyor. Bu ünlü kelimesi çok basit de oldu. Benim 10-15 filmimden sonra biz gündem olmaya başladık. O zaman hafta sonları hafta sonu vardı. Onlara çıkardık. Yani kolay bir şey değil. Ondan sonra ünlü olduk yani. Şimdi bakıyorsunuz birdenbire ünlü. Söylüyor. Tek dizilik yani, şöhretler evet, aslında. Evet. Çünkü neden? O kadar çok dizi var ki. Evet. Kanalları açtığında biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor. Dolayısıyla onlara bir kadro vermen lazım. Tabii ki. Bir dizide oynayınca zaten ünlüyüm diyor, bitiyor. Evet, yani. Evet, dizide oynamak çok önemli çocuklar. Vallahi billahi. Yani istediğin kadar tiyatro yap, şunu yap, gayret et falan. Mesela 80'lerde geçtiğimiz aylarda oynadım ben. Bayağı bir 10-15 gün hani ekrana geldim. Enteresan bir karakterle. Allah'ım bir ödül törenine gittim. Çocuklar. Ay işte Amelie'nin annesi geldi. Amelie'nin Diana diye bir karakter. Evet. Televizyon sihri işte. Yani işte ama ayrıca hoşuma gitti. Çünkü hani şu anda yaptıklarımla o cüceleri yakalayamıyorum. Evet. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de televizyon etkili. Şimdi yani bunu ne yapsak tartışamayız. Dünyada ama eskiden, da böyle. Çiğdem eskiden çıktığınızda bir gece çıkmanızla Türkiye tanırdı. Tabii, şimdi evet. Çıktığında karıştırıyor ama. Çok seçenekler ama. Var. Bu hangi canım? Dizide oynuyordu? O oyuncu muydu, şarkıcı mıydı? Evet. Karman Çorba. Zaten ama adını bilmiyor. Çok karakteri birbirine bilmiyor. Benzeyen evet. Karakterleri mesela hep jeune dame yani genç kız, genç kadın rolleri hep aynı tip. Yani fark yaratan zaten kalıyor. Kalıyor, aynen öyle. Kalıyor. Indi Varol'un dediği gibi herkes evet. Bir gün evet. 15 dakikalığında meşhur olacak. Oldu da zaten. Sosyal medyayla birlikte ünlülerimiz evet. Daha da arttı. Evet. Herkes ünlüyüm kaçırdım. Diyor artık. Ya, olsun. Nazar, nazar. Peki. Çorap dedi de. Oyuncular. Çorapla ilgili bir haberimiz var. Geleceğiz. Onunla birleştirirsin kaçan çorabını. Ayşegül Aldınç, meslektaşın Ayşegül Aldınç'ın da yeni dönem oyuncularıyla ilgili bir eleştirisi var. Ne diyor Ayşegül Aldınç? Yeni bir proje başlıyor misal. Başrol oyuncusu, başrol oyuncusu gibi değil. Olsa olsa yan rolde olabilir. Bir başka dizinin başrolündeki ağzında takunya varmış gibi konuşuyor. Evet. Çocuklar diyeceksin tatlıcım, toduklar değil. Evet. Sozuklar diyen de var. Evet. O daha feci. Demiş dizi sürelerinin uzunluğundan birçok oyuncu ve sanatçı gibi şikayet ediyor. Oyuncu olarak bir öncekinin dumanı soğumadan diziden diziye yelken açıyorsan kendi repetini izlettirmiş oluyorsun. Üzümlü kekim tayfasından değilsen konsantrasyon nerede ve niye? Süreler hala çok uzun. İzlediğim dizilerin rüyamda bir sonraki bölümünü çektiğim günler geride kaldı diyor. Sadece dizilerde mi var ağzında takunya var gibi konuşanlar? Sokakta da karşılaşmıyor musunuz o tiplerle? Yani toplumun aynısı zaten. Ne söylediğini anlamıyorsun. İçine içine evet. Konuşuyor. Yani bu şimdi kızmasın bana kimse de 90'ların ortasına doğru radyo yayıncılığından bu Türkçeyi Amerikan vurgularıyla konuşma isteği bu başladı. Hmm.
Sonra da zaten hani sosyal medyanın ve internetin hani ilerlemesiyle, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle de yani genç daha böyle konuşuyorlar falan. Çiğdem niçin, şöyle başlıyordu. Niçin acaba nasıl çocuklara yani, biz öğretemiyoruz? Nasıl? Ağzında takunya var yani, gibi. Evet, takunya var gibi böyle bir... Yaya yaya değil ama, mi böyle? Ya bilmiyorum. Çok kötü bir şey bu ama bunu da durup dururken böyle yapmadılar yani bir Çiğdem yerlerde. Çiğdem ya buradan gider ya. Miyiz? Bastan sen, ya. Senin dediğin evet. Yine anlaşılıyor. Bir de şimdi yeni model takunya varlar da böyle konuşuyor. Evet. O da böyle. Şimdi değişti yani. Dizilerde doğal oyunculuk adına mesela mimik mi yaptırmıyorlar? Yani mimikli varlıklarız. 24 saat boyunca aynı mimiği ve aynı ses tonu doğal oynatsınlar diye yönetmenlerimize de biraz dikkatlerini çekmek istiyorum. Böyle ağzının içinde konuşturmalar. Bravo. Doğallık, doğallık diyorlar. O doğallık değil. Bak şu anda konuşuyorum ağzımın içinde bir mi? De, bir yayın. Evet, evet. Doğallık değil. Müge evet. Bu da değil aslında. Senin dediğin. Evet. Dijital platformda bir Türk filmi orada. Başladı. Evet. Bir hangisi? Türk filmi var. Hı. İsmini de söyleyeyim hadi. Çok da beğendim. Cici. Cici hadi. Cici'yi izledin evet. mi? İstemedim, hayır. Sana yemin ediyorum. Geri alıyorum. Konuşanları, konuşulanları dinlemek için sonunda altyazı evet. açmak durumunda kaldım. Neden? Hep çok da beğendim onu söyleyeyim. Dinozorlar anlayın o zaman çünkü geliştirin kendinizi. Evet. Hayır herhalde. Güzelliğin diyorlardır. Şey, doğallık adı altında günlük hayatımda da böyleyim. Ben de iki tane diziyi bir tanesini özür dilerim. Oyuncular çok iyiydi ama anlamadığım için altyazı da yok. Hangisiydi o? Türkçeyi niye altyazı okuyayım ayrıyeten? Bırak. Hayır anlaşılmıyor. Bıraktım. Hakikaten ben mi diyorum acaba? Yok. Aseda evet. diyor ya hani pandemiden sonra duyu kaybı falan oldu. Hmm. Çoğumuzda diyor. Evet. Acaba öyle bir sebepten dolayı mı? Yok anlamıyorum. Sesini açtım bayağı 50'ye falan getiriyorum hiç duymuyorum. Evet evet anlaşılmıyor. Hmm. Peki Seda demişken. Hah Sedacığım. İki kere evet. yakınlaştınız konuya. Çorap kadını mısın diye sorayım önce sana. Biraz önce çorabım kaçtı dedi. Bu Seda'nın bak çorabından. Aha. Tabii evet. 8 numaralı. Şey. İpeksi. Yani böyle... Zor bulunan bir şey değil ülkemizde hani belli bir mağazadan. 6 ya da 8 numara bir, demiş. Aynı bir firma var ikimizi de giydiriyor. Hı. Bir de Nesli'yi, Özsoy'u. Ondan sonra orada dediler ay Seda'nın ne kadar güzel çorapları yani takdirle konuştuk hatta bak. Bak o da öyle söylüyor benden herkes takdirle mesela sahnede bahsediyor. Çıplak bacak çok çirkin bir şey çocuklar ne kadar muntazam olursa Aa. Olsun. Hı. Yani... Serenay'ın bacakları da olsa en güzel kızlarımız kimler bizim işte Hande diyeyim upuzun böyle incecik. Sahnede bir kere çorapsız rahmetli Gürül Sururi döne döne katiyen çünkü o kadar ters ışıklar var ki sahnede kontrol edemediğiniz en muntazam bacak bile bütün kusurlarıyla ortada çıkıyor ve hoş bir şey olmuyor. Çorap giyerim. Kışın öyle zemheri zürafası gibi şimdi yeni moda oldu. Yok denecek kadar mini etekler, çorapsız bacaklar evet. ve kar yağıyor. Evet. Neyin sinyalini veriyorsunuz hanımlar? Sonra neyi kızıyorsunuz? Hani başımıza kötü şeyler geldi. Onu onunla hiç bağdaş vermeyelim aman Çiğdem. Yani ama bak. Kıyafetle onu hiç birbirine örtüştürmeyelim yani. Tamam. Hani bunu giyiyorsan sonucu bu olura gelmesin. Gelmesin. Onu yapan gelmesin. Çoraplıyken de ama fikri kötüyse. Ama neyin mesajını veriyorsunuz? Yani zemheri soğukları ve siz çorapsızsınız ve eteğiniz yok denecek. Biz de mini giydik genç kızımızda şu anda bile olgunluk çağımdayım. Hani dizüstü eteğim var, evet. elbisem var. Hiç karşı değilim. Mini şort da giydik. Sayfiye yerlerinde giydirdi evet. ailemiz. Hani gece saat 12'de metroda Marmaray'da değil. Nereden nereye geldik onu?